Karpal tünel sendromu nedir? Karpal tünel sendromu çok sık karşılaştığımız el bileğinde oluşan, daha doğrusu el bileğinden avuç içine geçiş bölgesinde oluşan bir tünelin sıkışma sendromudur. Sinirin en çok sıkıştığı bölgelerden bir tanesidir. Sinir sıkışma sendromlarının içerisinde en sık karşılaştığımız hastalıklardan bir tanesi. Tünelin etrafını kemiklerimiz, el kemiklerimiz sarıyor. El kemiklerini birbirine bağlayan bir ligamanımız var. Bu ligamanın altından tendonlarımız ve medyan sinir dediğimiz el parmaklarını besleyen sinirimiz geçiyor. Bu sinirin sıkışması karpal tünel sendromu diye tanımladığımız sendromdur. Halk arasında bilek kanalı sendromu olarak da biliniyor. Ama tıbbi ismi karpal tünel sendromu. Şimdi hocam, tabii belki yanlış bir şey olabilirim. Genelde bayanlara duyduğum bir şey benim, işte sinir sıkışması oldu elinde falan diyor. Özellikle ev hanımlarında çok duyuyoruz biz bunu. Nedenleri nedir bunun, yani neden oluyor? Nedenleri ev hanımlarının aktiviteleri, başta elini çok kullanmak, hesapsız çalışmak, saatlerce ters temizlik hareket yapmak. Ötüsüydü, ortalısıydı. Tekrarlayıcı ve zorlayıcı el bilek hareketleri bu hastalığa sebebiyet verebiliyor. Şimdi bayanlarda görülmesinin sebebi, erkeklerden hem daha fazla elini kullanıyor bayanlar, hem de el yapısı erkeklere göre bayanların daha küçük. Tünel daha dar. Diyeceksiniz diğer dokuların da ona göre olması lazım ama öyle değil. Yani kadınlarda bunu çok net bir şekilde daha fazla görüyoruz. Yani 10 tane kadın hastayı ameliyat ediyorsak, buna karşılık belki 1 tane erkek hasta ameliyatı yapıyoruz. Erkeklerde de sıklıkla böyle elini kullanan mobilyacı, tesisatçı veya işte uzun yol araç kullanan, ağır vasıta kullanan kişiler, sürekli tekrarlayıcı, titreşimli el aleti kullanan kişiler de görüyoruz. Ama ağırlığımız ev hanımları, kadınlar. Hocam şimdi siz bulmuşken ben de söyleyeyim. Ben de diş hekimi, biliyorsunuz. Diş hekimi, diş hekimi, ortopedi uzmanları, keza biz de bazen yaşıyoruz bunu. Yani vidalama işlemi yapıyoruz. Belli bir güç uyguladığımız aktiviteler bu sendroma sebebiyet veren şeyler. Evet. Diş hekimleri de risk altında. Evet, dikkat etmemiz lazım. Evet.